Evet arkadaşlar, bu akşamki yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam sohbetleri programımızda yayınımıza Cem Kafadar'ı ağırlayacağız. Şimdi öncelikle yayına kendisini davet etmek Evet, merhaba Cem Bey. Merhabalar. Geliyor değil mi sesin? Geliyor ama telefonunuzu bir çevirme şansınız olursa iyi olur. Yan gözüküyor şu anda burada ama. İşte ben de onu bir yere yaslayamadım biliyor musun? Nasıl yapacağız? Şöyle. Dur şimdi bir dakika. Şöyle bir şey yapacağız. Dur. Bir dakika. Halletmeye çalışıyorum. Bir saniye. Bir saniye. Hop, alayım. Çünkü şöyle olacak galiba. Şimdi oldu sahneye değil mi? Evet. Merhabalar. Evet. Merhaba Cem Bey. Nasılsınız? İyisiniz umarım inşallah. İyiyim. Çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir organizasyona beni davet ettiğiniz için. Ayrıca çok güzel bir çalışma yapıyorsunuz. Bugün sayfanıza girip inceledim. Diğer sohbetlerinizi de birazcık dinledim. Bir hem böyle bir ortamda arkadaş bağlılığını sağlayacak sosyal ortam yaratıyorsunuz ve sürekli bu sosyal ortamınızı sadece kendinizde kalmayıp dışarıdan insanları da katarak zenginleştiriyorsunuz. Çok hoşuma gidiyor yaptıklarınız. Teşekkür ederim beni de davet ettiğiniz için. Asıl biz teşekkür ederiz davetimize kabul edip katıldığınız için. Evet. Şimdi nasıl devam edelim? Öncelikle Cem Bey, ben yayınımızı davet ettiğiniz için izlediğiniz için biliyorsunuzdur. İsterseniz önden konuşma olarak siz başlayabilirsiniz. İsterseniz soru cevap tarzında devam edebiliriz. Hani nasıl isterseniz. İsterseniz önden bir konuşma da yapabilirsiniz isterseniz. Bahsedeyim. Hem de beni tanımayan arkadaşlar için de bir bilgi olmuş olur. 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun oldum. 10 yıl Koç grubunda işte bu Zekeriya Köy Evleri projesinde saha mühendisliğinden proje mühendisliğinde bulundum. Daha sonra 6 çalıştım. Sonrasında 2 yıl bu ilk İKA projesi Ümraniye'de teknik müdür olarak görev aldım. Son 15 yıldır da insan kaynakları, danışmanlık, eğitim verdiğim bir inşaat danışmanlık diye bir firmam var. Geçmişim ve ağırlığım proje yönetimi üzerine ve şu anda Türkiye'de PMI sertifikalı inşaat sektörüne özel proje yönetim eğitimleri veriyorum. Dediğim gibi yani alanın proje yönetimi diyebilirsiniz ki farklı alanlarda farklı işler de yapmış olsam da işte insan kaynakları firmamın olması firmalara danışmanlık hizmeti vermiş olsam da ağırlıkla proje yönetimi diye düşünebilirsiniz. Buralardan daha çok belki sorabilirsiniz. Bunun yanında şantiye yönetimi eğitimleri veriyorum. Yani proje yönetiminin şantiye uygulamalarına yönelik şantiyede proje yönetimine bu zaman maliyet kalite üçlüsünü nasıl uygularızın eğitimlerini veriyorum. Böyle aklıma gelen bir sürü üniversiteye gittim Evet. bugüne kadar. Açıkçası size de birkaç kere daha önce tabii böyle online değil canlı olarak yazışmıştık ama kısmet Evet. olmamıştı. Kısmet demek Aynen. bugüneymiş. Böyle Evet. buyurun ben sizi dinliyorum. Ben konuşmaya başlarsam sizi Aynen aynen. Dediğim gibi inşallah ilerleyen günlerde sizi okulumuza da davet etmek isteriz. Hani aynı zamanda inşallah. Seve seve. İyi Yani şu günler. zamanlar biz böyle geçiriyoruz. Hani hem insanlarımızın evde kalma bilincini yerine getirmesi için hem de boş vakitlerini doldurmak maksadıyla yapıyoruz. Hani hem de bilgi düzeyimizi de böylece arttırmış oluruz. Hani siz de arkadaşlarınızın da soruları varsa buraya yazdıkları anda sorularına da tercüman almak istiyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Amacımız bu Harika. yönde zaten. Harika. Çok güzel bir çalışma yapıyorsun. Gerçekten bravo. Tebrik ediyorum. Çünkü bu arkadaşlık bağları ileriki yıllarda hem sizin hayatınızı zenginleştirecek hem de işlerinizde daha iyi bir network, daha iyi bir bağ kurmanızı sağlayacak. Bence harikasınız. Bravo. Devam. Evet. Yayından bir tane sorumuz gelmiş. Ben onu hemen işaretleyeyim hızlıca. Şey demiş Melek Kuzuer arkadaşımız. Cem Bey,
NPM ve ERP ile ilgili düşünceleriniz nedir demiş. Çok güzel Melek'in sorusu çok güzel. Şimdi arkadaşlar ben size şunu tavsiye ederim. PMP olmanın yollarını arayın. PMP olmak için mezun olduktan sonra belli bir süre çalışmanız gerekiyor. Bir 4 ya da 5 sene gibi. Ondan sonra oluyorsunuz. Ama bakın şunu yapın. PM Book yani Project Management Book of Knowledge'ı temin edin. Bu Pandora yayın evinde var. Ayrıca internetten de araştırabilirsiniz PDF kopyalarını bir şekilde. Bunu temin edin. Bunu bir inceleyin. Bunun üzerine bir kafa yorum. PMI nedir? Onu da size bir bahsedeyim. Project Management Institute'tür. Aslında PMI'nin hikayesi de 1969'da NASA ile başlar. NASA Amerika şey Ay'a insan yollama projesinde başlangıcında çok yanlışlar yapmıştır ve demişlerdir ki ya biz bu işin bir metodolojisini bulalım. Bakın bir uzay projesi de proje, inşaat projesi de proje, bir turizm projesi de proje ve bunun üzerine çok hata yapınca tabii bir uzay projesindeki hatalar takdir eder. Maliyeti çok yüksek. Bunun üzerine bir metodoloji oluştururlar. Bunun adı da işte bu şeyin enstitünün adı da PMI, Project Management Institute'tür. Sonra derler ki ya bunu bizim şeyimizi metodolojimizi kullanmaları için de insanlara belli sınavlar uygularım. Çünkü bu metodoloji pek kolay da değildir. Yani çok zor değildir ama birazcık çalışmak lazım. Özellikle terimleri falan bize biraz farklı gelebilir. Bu sınavları geçen insanlara da PMP diyelim. Bu PMP'leri de 3 yılda bir tekrar şey yapalım, gözden geçirelim. İşte 3 yıl içinde de yanılmıyorsam 36 PDU diyorlar. Yani 36 saat eğitim almış olsunlar. Bu kişiler bilelim ki bunlar şeyini devam ettiriyor. Ve PMP böyle doğmuştur ve şu anda uluslararası en yaygın şeydir, metodolojidir proje yönetimi üzerine. Bakın arkadaşlar şöyle söyleyeyim, projeler metodolojiyle şeylerse, tekrarlayan işler ise projeler tektir, prosedürlerle yönetilir. Ve bu bakımdan metodolojiyi bilmekte çok büyük fayda var ve proje yönetim metodolojisi içinde PMI'yi size tavsiye ederim. PMBOK'u kurcalayın. Hiç de zor değil. Hiç de zor değil. Ama biraz çalışmak gerekiyor. Yani mantığı çok basit. Zaman maliyet kalitedir aslında. Bir isteyen zaman, isteyen maliyet, isteyen kalitede bir işin, bir projenin yerine getirilmesidir, sonuçlandırılmasıdır. Ben size bunu tavsiye ederim. ERP zaten bir planlamaya yönelik bunların bir programlama dilidir diyebilirim. ERP üzerine de çalışın. Zaten aslında arkadaşlar proje yönetiminin aslı planlamayla, iş programıyla başlar. Çünkü iş programını doğru kurduğunuz zaman o iş programını zaman içinde doğru kontrol edebilirsiniz. Sapmalarınızı görürsünüz. Oradan doğru bütçeye gidersiniz. Oradan doğru nakit akışına gidersiniz. Ama her şeyin başı iş programıdır. Tabii bu iş programları içinde ERP programlar kullanılmaktadır. ERP üzerine de kafa yorun derim. Proje yönetimi şöyle düşünün arkadaşlar. Yaptığımız her şey bir proje ve bunun bir yönetim süreci var. Bir yönetim metodu var. Bu bakımdan bunun üzerine eğilmenizi tavsiye ederim Meleğin sorusuna. Evet dinliyorum. Fatih Aksoy hani bugünlerde inşaatçıların da en çok sorduğu sorulardan bir tanesini sormuş. İnşaat sektörü ne zaman açılacağını düşünüyorsunuz diye. Şimdi Fatihciğime ben şöyle cevap vermek istiyorum. Çünkü bu soruları ben de tabii kendi kendime soruyorum. Çünkü ben de bu sektörün içindeyim nihayetinde. Bir kere bu virüse çok kötü yakalandık. Çünkü inşaat sektörünün zaten sıkıntılı olduğu bir dönemde bir de üstüne virüs dalgası geldi. Kısa zamanda da çok iyi şeyler düşünemiyoruz, göremiyoruz. Ama şunu da unutmamak lazım. Yani çok kaderci bir yaklaşımda olmama rağmen de virüsü beklemiyorduk, beklemiyorduk. İşte bazen de hiç beklemediğimiz pozitif sosyal gelişmeler de olabilir. Aslında ben sizlere şunu öneriyorum. Sizlere derken sadece inşaat mühendisi arkadaşlarıma. Bakın arkadaşlar bu süreçte şuna odaklanın. Biz bu virüs sonrası, virüs tabii şöyle virüsü şöyle biteceğini hiçbir zaman düşünmemek lazım. Evet bir gün ilan edildi, bir düdük çaldı, artık virüs yoktur. Hadi herkes eski hayatına dönsün. Böyle bir şey olmayacak. Bunu hepimiz biliyoruz. Öyle.
Ufak tefek yine devam edecek. Belki yenisi çıkacak. İşte biz bununla yaşamaya alışacağız. Sen nasıl Mete Işıkara diyordu ya, depremle yaşamaya alışacağız. Virüsle de yaşamaya alışacağız. Çok da zor olduğunu düşünmüyorum aslında. İşte maskemizi taktık, elimizi temiz tuttuk. Çok da böyle ekstra bir şey de istemiyorlar bizden baktığınız zaman. Ve biz bununla da yaşayıp hayatı yaşayacağız. Biraz sıkıntılı da olsa. Ha. Şimdi işte yeni iş dünyasına nasıl hazırlanalım? Arkadaşlar sadece inşaat sektörü açısından değil. Ben yeni dünyaya kendimi nasıl hazırlayacağım? Bu hazırlık sürecini demek lazım. Şimdi yeni dünyada neler olacak? Bir kere sanal iletişim. Bakın siz bana okula gelin deseydiniz belki ben size işte programım var olmadı. Siz diyeceklerin salonu ayarlayamadık. Bir sürü şey. Ama ne oldu? Bir yazışmada biz hemen bunu yaptık. Ve artık ben sabah 8 saatlik şantiye yönetim eğitim var. Zaten ben o eğitim verdikten sonra size gelemezdim. Zaman olarak gelemezdim. Ha. Artık insanların zamanı daha verimli kullanacakları bir dönem geliyor. Ve online toplantılar, online eğitimler, bunların hepsi yaygınlaşmaya başlayacak. Bir bakın, bir gün deseler ki virüs bitti. İnsanoğlu artık bunun tadını aldı. Bunun ne kadar gereksiz işlerle ne kadar hayatımızı yorduğumuzu, trafikte yoruluyoruz. İş toplantılarında bir takım böyle şeyler diyoruz. Bakın siz bana bir çağrı yolladınız. Ben bir düğmeye bastım. Ne? Şu anda odamdayım. Sizle beraberim. Siz yine odanızdasınız ve Ne? buradaki gördüğüm 34 arkadaş da odalarından bunu dinliyorlar. Mühim olan benim Ne? anlattıklarım değil mi? Yani konu olmanızın hiçbir şeysi yok. İş dünyası da böyle. Peki ben buna nasıl hazırlanacağım? Bugün beni bir arkadaşım aradı. Dedi ki ya böyle böyle kriz öncesi ben işten ayrıldım. Bu teknik ofisi işleri yapan planlama üzerine, ERP üzerine son derece tecrübeli bir arkadaşım. Dedi ki ya Cem abi ne yapayım? Ne dersin? Ben ona şunu söyledim. Bak dedim yarın bu hizmetleri sesim Bir kesildi mi? arada kesiliyor ama şimdi sesiniz geliyor. Görüntüde birazcık kesinti var şu anda. Şu anda bir sesiniz kesildi ama Cem Bey. Hocam seste arkadaşlar şimdi hocamızın bir sesi gitti şey olarak şimdi bir düzeltme yapacağız. Hocam sesiniz gitmiyor şeye. Hocam. Arkadaşlar hocayı bir daha bir kapatıp alacağım şimdi yayına. Bir hocam ses hocam. Hocam sizin sesiniz gelmiyor. Yok gelmiyor hocam.
Şimdi ben size alacağım hocam. Bir dakika durun, bir dakika durun. Arkadaşlar hocayı 2 dakika bir çıkart. Evet. Şimdi bir sesle ilgili bir şey oldu. Hocamızı tekrardan davet ediyorum yayına. Evet Tamam. hocam, şimdi sesiniz geliyor. Bir 10 dakikadan beri sesiniz gelmiyordu hocam. İşaret yapmaya Evet. çalıştık Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın bu süreçte geleceğe kendinizi hazırlayın. Yani virüs bir düdük çalıp da bitti demeyecekler. Bu virüsle biz yaşamaya alışmamız gerekecek. Ve bir kere virüs bitti de dense artık biz evden çalışmanın tadını aldık ya. Evden çalışmanın ne kadar verimli olduğunu anladık ya. Biz daha sonra zaten artık işlerimizi evden yapabilecek şekilde dizayn etmeye başlayacağız. Ve bence bir işi sorgulamanın en önemli şeysi bu iş evden yapılabiliyor mu, yapılamıyor mu? Bunu sorgulamamız lazım. Eğer yapılabiliyorsa bu işler üzerine yoğunlaşmamız lazım ve bunu yapmaya çalışmamız lazım. Birinci olan şey bu. Yine bugün bir arkadaşım bana dedi ki, tekrarlıyorum buraları gelmedi sesim diye. Belki canlı yayınları dinlerlerse ya aynı Evet, şeyleri demesinler benim için. Bu bir evet devir. Ya duruyor duruyor aynı şey, bu hafızasını kaybetti, ne yaptı bana aynı şeyleri demesin. Olmasın. hocam. Bugün işsiz, yani işini kaybetmiş bir meslektaşım beni aradı. Dedi ki ya Cem abi, böyle böyle teknik ofis işindeydim. Ben zaten bu virüsten önce işten ayrıldım. Ne tavsiye edersin, ne yapayım falan. Dedim şu ara ortalık çok şey. Ama bak şunu düşün. Teknik ofiste yaptığın işi nasıl paketleyip firmalara o hizmeti verip satabilirsin? Bunun hesabını yap. Yarın öbür gün artık teknik ofiste 3 mühendis, 5 mühendis alınmayacak. Yarın bu işler dışarıdan yapılacak arkadaşlar. Ya yani outsource dediğimiz, benim sevmediğim İngilizce de olsa, ve kendinizi buna alıştırın. Ve şunu bilin, sadece inşaat mühendisi yapmayacak. Bambaşka işler yapacak. Belki bir reklam metin yazarı olacaksınız. Belki bir karikatür yapacaksınız. Belki daha başka hizmet. Gün içinde üç komşunuzun veya yakınınızın bir çocuğunun derslerine yardım edeceksiniz. Tabii bunları da online söylüyorum, yapacaksınız. Yani böyle bir dünyaya hazırlanmanızı tavsiye ederim. Yani bizler gibi bir işe girdik, bir firmada, o projede çıktık gibi düşünmeyin. Yarınlar yer girdik bile, o zaman sürecim böyle olacak. Bu dönemde işte sürekli futuristleri dinleyin. Özellikle yurt dışından, ve onların nasıl öngörüleri olduğunu, geleceğin nasıl bir dünya olduğunu. Çünkü gelecek bir gün gelecek derler, geldi ve şu anda buna en hızlı adapte olan bütün şeyler, bakın başarılı olanlara, bu kriz ortamlarına en hızlı adapte olan, buradan fırsatlar yaratan insanlar olmuştur. Bunun üzerine çalışın diye. Şimdi gelelim reel sorunun cevabını. Yani ben birazcık daha tabii ufkunuzu genişlettiğim Evet. için bunları anlar. Şu Evet. anda evet, işte bu virüs olayı gerçekleştiğinden beri birçok şantiye çalışıyor. Birçok inşaat projesi devam ediyor. Ha bunu doğru buluyor muyuz? Bulmuyoruz. Niye bulmuyoruz? Hem oradaki arkadaşlarımızın riskleri açısından, hem de tabii o tüm riskler hepimize yansıdığı için. Bu ayrı bir konu. Bakın bunu savunmuyorum, şey yapmıyorum. Fakat bu şunu gösteriyor ki inşaat sektörü durmadı ve ben mi gittim? Sadece donmuş halimi görüyorum Ya hocam, ekranda. kesintiler oluyor. Sizin o tarafla ilgili bir sıkıntılar var galiba hocam, genel olarak. İşte online'de de bazen böyle sıkıntılar olabiliyor. Gene gitti hocam. Gitti. Şimdi gene sizi yayına alacağım. Ha, aynen hocam. Şimdi sizi bir çıkartacağım. Şimdi arkadaşlar gene alıyorum hocayı.
Şimdi nasıl koyalım? Elimde tutacağım olmazsa. Burada modele daha yakınım. O açıdan daha şey olabilir. Şöyle yapalım. Dediğim gibi inşaat sektörü devam etti. Bakın bu kriz anında da. Biz tasvip etmesek de bu şunu gösteriyor ki demek ki krizden yani bir ulaştırma, uçak, hava sektörü, havacılık, turizm, restoranlar, hizmet sektörü gibi inşaat sektörü etkilenmiş. Bir kere bunu bir kenara koyalım arkadaşlar. Ve şu anda da hani çok dramatik inşaat şantiyelerde bir virüsle ilgili büyük bir salgınla ilgili hiçbir şey de duymadık. Ve son derece de güzel önlemler alınarak çalışılıyor. Tekrar diyorum bu çalışmayı tasvip etmesem de en azından nereye gidiyoruz sorusuna yönelik. Şimdi tüm dünyanın durduğu anda inşaat sektörünün durmayacağı gözüküyor. Ha ne olacak? Zaten hepimiz biliyoruz ki tüm dünyada sağlık yapıları yapılması gerekli. Şu hastanelere ihtiyaç var. Durmayacak bir şey bu. Bu şey yine size gelecekle ilgili iş sağlığı güvenliği konusu çok öne çıkacak. Bu konuyla ilgili kendinizi geliştirmenizi yine tavsiye ederim. Şu da var. Bakın böyle krizlerin arkasından her zaman birikmiş bir talep vardır. 2 ay, 3 ay, 5 ay sürer. Ondan sonra o süreçte her zaman bu şey sonrasında tabii ki ekonomi başka bir ayağı bu işin. Yani ekonomiyle ilgili parasal değerlendirme yapamam. Ben iktisatçı değilim. Ama talep birikmiştir ve o talebe yönelik bir hareket olacaktır. Şimdi insanlar birden tatile gidelim, işte birden gezelim, coşalım, sokaklara çıkalım diyemeyecek. Çünkü bu hastalık anladığım o kadar bize rahat alan vermiyor. Ama ve ama inşaat sektörü için, projeler için devamına izin veriyor. Biz nispeten bu krizde aslında şey krizini konuşuyorum yani virüs krizini. Daha az etkilenen bir sektör olduk. Bu bakımdan avantajlıyız. Yani biz krizin içindeyken birden krizin dışındakiler bizden daha aşağı duruma düştüler. Yani aynen Öyle bir şey oldu. Ama dediğim gibi bu bir değerlendirme ama siz kendinizi sonrasına hazırlayın arkadaşlar. Yani bu virüs sonrası yeni dünyaya nasıl hazırlanırım, nasıl daha dijital olabilirim, nasıl hizmetlerimi, nasıl işler yapabilirim? İnternette benzer şeyler neler, insanlar neler yapıyor? Bir site vardı. Şu an ismini hatırlayamıyorum. Çok farklı iş imkanlarını işte tercüme yani şey üzerinden internetten böyle öğrencilerin temin edecek galiba PayPal'la falan ödemeler yapılıyordu. Mesela böyle şeyleri inceleyin ve hep kafanızın bir tarafına koyun. Artık bundan sonraki dünyada hiçbirimiz sadece tek bir iş yapmayacağız. Yani inşaat mühendisi yaparken bir taraftan da böyle ekstra nereden nasıl para kazanırım, neler yaparım bunları kurcalayın derim. Evet. Bir sürü soru gelmiştir herhalde. Benim bu kadar uzun uzun Evet. cevap vermem. Görkem Bey'in bir sorusu var. Zaten diğer soruları da bir anda konuşurken cevap vermiş oldunuz yani. Teşekkür ederim. Cem Evet. Hocam kaynak önerileri yapabilir misiniz demiş Görkem Bey bu konuyla ilgili olarak. Görkem'e şöyle cevap vereyim. Bir kere arkadaşlar şeyi temin edin. STFA'da bulursunuz onu. Fevzi Akkaya'nın Şantiye El Kitabı. Bakın bunu temin edin. Bu harika bir şantiyecilik kitabıdır. Fevzi Akkaya yani herhalde 20. yüzyılda yaşamış Türkiye'nin en büyük mühendislerinden biridir. STFA'nın kurucusu. Fevzi Akkaya Şantiye El Kitabı'nı tavsiye ederim. Benim eski yöneticim, patronum, rahmetli Üzeyir Garip, onun deneyimleri yine o, tüm kitapçılarda onu bulabilirsiniz. Onu tavsiye ederim. Firuzan Baytop'un şantiyecilik üzerine Yapı Endüstri Merkezi'ndeki kitaplarını tavsiye ederim. Hatta böyle fotoğraflarla doğrular yanlışlar vardı. İşte şantiyede anlatılmayanlar falan diye böyle çok güzel kitapları var. Onları tavsiye ederim. Ben bu arada şey olarak teknik kitap olarak anlatıyorum. Edebiyata girersem zaten bu bitmez. Başka aklıma gelen proje yönetimi üzerine de yine benim hocam çok değerli dostum Gökrem Tekir'in. Gökrem Tekir'in bu arada proje yönetimi dedi ya arkadaşım bak söyleyeyim Gökrem Tekir koma girin. Proje yönetimi koma girin. Gökrem o kadar böyle cömert bir arkadaş ki tüm bilgilerini video olarak koyar. Kendi sitesinde koyar şeyi var. Ses şeysi neydi o? Diyor.
Ses dinleme şey, şimdi hatırlayamadım. O var. Yani diyeceğim, Gökhan Tekin İnce'nin onun Savaş Sakar'la yazdığı Hayatımız Proje diye bir kitabı var. Onu ona yazarak isteyin. Şeylerde satılmıyor kitapçılarda. Çok yüksek bir kitap değil ama benim proje yönetimi üzerine Türkiye'de okuduğum en güzel kitaplardan biridir. Her ikisi de Savaş'ta, Gökhan da arkadaşım. Benden de selam söyleyin. İkisi de endüstri mühendisidir. Ve Türkiye'nin ilk PMP'lerindendir. İşte 20 yıl uzun süredir de şey yapıyor, bu konuda eğitim verir. O aklıma geliyor. Şarık Taran'ın yine Enka'da kendi hayatı ile ilgili bir kitabı var. Onu incelemenizi tavsiye ederim. Yine şeyde Enka'da Gökhan Sağnaklar diye bir Enka'nın üst düzey yöneticisinin Şantiyeci diye yanılmıyorsam bir kitabı var. Bunu Enka'dan ücretsiz temin edebilirsiniz. Yani bir şeye gidip. Benim aklıma ilk aşamada bunlar geldi. Dedim ya, edebiyata girersek çok Evet. başka. Aa, tabii en önemli şeyi unuttum. Bir bilim adamının romanı, Oğuz Atay'ın yazdığı bir bilim adamının romanı Mustafa İnan. Bunu mutlaka ama mutlaka Evet. okuyun. Şeyde neydi iletişim yayın evinde. Biz onunla ilgili iki mühendis de video yaptık. İki mühendis de takip edin, dinleyin o videoyu. Daha sonra o videodan sonra çok güzel bir gelişme oldu videonun arkasında. Mustafa İnan'ın oğlu Hüseyin İnan bizi buldu. Dedi ki çok mutlu oldum. Ne kadar güzel babama anlatmışsınız. Dedim yani sizin babanız Türkiye'nin en önemli bilim adamlarından biriydi. Gelin dedim, ne olur bir de siz bize babanızı anlatın. Bu videoları seyredin arkadaşlar. Hüseyin İnan şimdi 75 yaşında ya, tahmin ediyorum. O da bir makine mühendisi. Daha sonra gittik İTÜ'de bir Mustafa İnan'ı anma günü düzenledik. Çok geniş bir katılım oldu. Onların da kayıtları hep İMO Evet. yaptığı şey de var. İMO sayfalarında da. Benim konuşmam hatta iki mühendiste de vardır. Evet, Oğuz Atay'ı okuyun. Neyse, edebiyata girmeyeyim. Evet. Edebiyata girersek Evet. sonu gelmez. Gözde arkadaşımızın bir sorusu var. Gözde Serefoğlu. Evde kendinizi geliştirmek için önerebileceğiniz Udemy kursları var mı demiş. Şimdi kendi kursumu ben şimdi kendi kendime reklamını yapıyorum ama kendi kursumu öneririm. Evde kal diye kupon da var. Hatta onlarla bilirsiniz. Şimdi dediğim, herkesin tabii ilgi alanı farklı. Yalnız şunu söyleyebilirim. İngilizce ve dil üzerine çok güzel şeyler var ve çok ucuz şeyler var. Yani benim hala da İngilizce'de kendimi iyi görmediğim için onlara böyle içim gidiyor. Artık vaktim de yok, fazla bakamıyorum. Dille ilgili kursları tavsiye ederim. İngilizceden sonra bana sorulan sorudur hangi dil ikinci dil diye. Ülkemizin hani komşularını ve ticari ilişki içinde olduğumuz bölgelere bakarsak Arapça ve Rusça'yı öneririm. Fransızcayı öneririm Afrika'daki işler için. Bir takım yazılımlar işte Python'du veya benzeri yazılımlarla ilgili programları inceleyin. Primavera'yı, Tilos'u. Yalnız bunlar tabii Udemy'den tam öğrenilir mi emin değilim. Ama inceleyin arkadaşlar. Belki de vardır. Yani İngilizceniz iyiyse bunların üzerine İngilizce, Primavera, Tilos, bu şeyleri inceleyin. Eğer PMP Udemy'den izleyeceksiniz, ne Gökrem'in Hayatımız Şantiye, Şantiye diyorum, Hayatımız Proje şeyini Udemy kursunu inceleyin. Şimdi dedim yani benim ilgi alanlarım hani Evet. bunlar olduğu için bunlara cevap verebiliyorum. Ama Python'u çok kimse öneriyor. Mutlaka bunu Evet hocam, Udemy'den çok güzel inceleyin. bir yazılımı var yanlış Python. olarak. Evet, bunu Biliyorum. inceleyin. Yani Udemy'de o benim işte geçen de yayınladım. Tilos'tu, Primavera'ydı, Revit Dynamo'ydu. Bunların hepsinin şeylerine bakın. Udemy'de kimler ne dersleri veriyor. Eğer İngilizceniz de iyiyse İngilizce kaynakları da Evet. bakın. Söyleyebileceğim bunlar Evet. soruya. Evet. Erhan Bırak arkadaşımızın bir şey var. Cem hocam, üniversitedeki inşaat mühendisliği eğitim artık nasıl olmalı sizce? Oo, çok zor, yine beni sabaha kadar konuşturacak bir şey. Şimdi şöyle bir şey. Aslında ben çok yanlış olduğunu düşünmüyorum. Yani eğitimle ilgili bir takım sıkıntılar var ama. Şimdi burada bize inşaat mühendisi bir bilimdir. O bilimi öğretiyorlar. Yani ilk gün inşaat mühendisliğine okula gittiğim Taşkışla'da ilk gün yaşadığım bir olayı her böyle üniversite buluşmasında anlatırım. Çünkü çok önemli olduğunu düşünüyorum. Suat Akın, lineerce bir hocamız Taşkışla'da işte bize dedi ki niye geldiniz buraya dedi. Ne istiyorsunuz dedi. İşte inşaat mühendisi olmak istiyor. Peki bizden ne istiyorsunuz dedi.
bizden istediklerini söyleyin, biz de size onu yapalım gibi böyle bir soru. Dedik bu bilimi öğretmenizi, bu mesleği bize öğretmenizi istiyoruz sizden. Bakın arkadaşlar dedim, biz burada 3 yıl ve 4 yıl boyunca size bir tek şey öğreteceğiz. Başka da hiçbir şey öğretmeyeceğiz. O bir tek şey nedir biliyor musunuz dedi. Problem çözmek. Burada sürekli dedi problem çöze çöze o kadar iyi problem çözen insanlar olacaksınız ki mezun olduğunuzda diğer meslek gruplarıyla karşılaştığınızda, tabii bunu mühendislik paydasında söylüyor, sadece inşaat mühendisliği değil. Kim mimarları da ben dahil edebilirim, yakın bir eğitim alıyoruz. Ve çıktığınızda göreceksiniz çok meslek grubundan daha iyi problemleri çözüyorsunuz. Problem çözmek nedir? Dataları doğru kullanıp hızlı çözüme gitmektir. Bunu öğreneceksiniz burada. Şimdi üniversite, evet biz yani ben işte akarsu yapıları, demir yolu, yol inşaatı, çelik yapılar hepsini okudum. Hiçbirini de kullanmadım. Çünkü hayat benim karşıma bunları çıkarmıyor. Ama ben başka bir şey kullandım. O problemleri çöze çöze zihnimin bir düşünce sistematiğim değişti. Yani daha hızlı problem çözer oldum. O bakımdan benim aslında belki çoğunuzun ya bize bunları öğretiyorlar hiçbir işimize yaramayacak diye bizim 35 sene önce söylemişseydi bugün siz söylüyorsunuz. Ama bunların düşünceyi geliştirmek açısından, mantığı geliştirmek açısından çok fayda olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi bugün benim tabii uzak olduğum bir konu. Bakmayın ben bu yazılımları öğrenin diyorum ama bu yazılımları ben de kullanmıyorum. Çünkü artık ben de mesleğim biraz uzağındayım uygulamalarında. Şimdi bu yazılımların nasıl getirileri olduğu, nerelerde kullanıldığı bunları size bence öğretmeleri lazım. Artık bu yok şu firmanın mı şunun reklamıymış böyle düşünceler var. Buradan kurtulmak lazım. Artık dünya büyük bir köy haline geldi. Artık o firmaydı bu firmaydı şeyinden çıkıp öğrencilere bunun bir şekilde şeyini vermek lazım. Bilgisini vermek lazım. Ve bence eğitimin amacı ne olmalı biliyor musunuz? Öğretmek değil, sevdirmek. Çünkü öğret öğret bitiremezsiniz. Öğretimin sonu Evet. yok. Ama sevgiyi verirseniz işte o zaman o insan eğitimi bittikten sonra da bu işin peşinden gider. Bana inşaat mühendisliği İTÜ'de verilen belki de en değerli şeylerden biri bana mesleğimi sevdirdiler. Ben ondan sonra evet çok böyle bir derin mühendis projelerinde çalışmadım belki ama hep meraklı oldum, hep araştırdım. Onunla o sevgiyle devam ettim yolumu. Dediğim gibi bilginin sonu yok. Hele ki artık dogmatik bilgilerin dünyası değil. Yani o bilgilerin bile sorgulandığı bir dünya. Zaten herkes her bilgiye ulaşıyor. Mühim olan zaten siz bu mesleği severek oraya geldiniz. O sevginizi köreltmemek. Vazgeçtim. Sevdirmekten hiç olmazsa köreltmek. Bence Evet. eğitimde yapılması gereken en önemli şeyin bu olduğunu Evet. düşünüyorum. Biraz da pratikle teoriyi daha bir araya getirmek lazım. Evet. Evet, doğru söylüyorsunuz, haklısınız zaten. Çünkü insan sevmediği zaman hiçbir şey yapmaz ve daha demin anlattığınız bir konuyla bir bağdaştırmak gerekirse, yani benim kendi görüşüm odur. Mesela hani mesela insanlar çoğu zaman mesela bir yola başlar, çıkar bir hevesle ama sevmediği zaman onu yarı yolda bırakmak ister, nefret eder veyahut da alır, kullanmaz, bir kenara bırakır. Hani en ufak mesela bir belgeli bir sınav tarzında bir şey bile olsa, hani ben bunu yaptım der ama üzerinde uğraşmaz. Uğraşmayınca da insan o bilgilerini unutur gider zaten. Hani bunu eklemek isterdim sizin üzerinize, hani kusura bakılmazsa. Harikasın, çok doğru söylüyorsun. Hele ki bugünün dünyasında ne kadar çok ilgileneceğimiz şey varken nasıl çabuk inşaat mühendisinden soğuyabiliriz düşünebiliyor musunuz? Ve bu kadar zor şeylerde. İşte o sevgiyi bence iyi bir eğitmenin vermesi gereken. Bu sadece üniversite hocaları değil, lise hocaları içinde, ilkokul hocaları içinde. Mesela benim hep üzüldüğüm bir konudur. Biz teknik eğitim aldık ve biz fen öğrencisi işte. Sen şeycisin, edebiyatçısın, sen pencisin, böyle ayırırlar. Sözel sayısal Evet. bizim yıldaki karşılığı onun. Şimdi böyle olunca mesela bizim edebiyat derslerimizde, tarih derslerimizde bize matematik yaptırdılar. Çünkü yanlış mı değil, sistem onu gerektiriyor. Ne Evet. kadar matematik çözersen ben gideceğim. Ama ne oldu? Biz edebiyat sevgisini, tarih sevgisini alamadan yetiştik. Müzik eğitimi mesela olmadı. Halbuki okulun bir amacı, tamam sen mühendislik isteyebilirsin, bunda şey yok, öbürü de hukuk isteyebilir ama öbür tarafı da bilecek. Yani her iki disiplinde hem sosyali bilmeliyiz teknik olarak hem de sosyalciler teknik tarafı bilmeli, matematik düşünmeyi bilmeli. Bu çok büyük bir yanlış. Bunun bir kere eğitimde, yani bana edebiyat sevdirmedi lise.
çok acıdır. Ben edebiyatı kendim keşfederek sevdim ve dünyanın en güzel zevklerinden biri. O zaten Bu çok çok üzücü. acı. Aynen. Çok üzücü bir şey. İşte eğitmenlerin bence öğretimi görevlerinin özellikle liseden, ilkokuldan itibaren İlkokul bu bence de sevgiyi başlangıç. vermeleri lazım. Aynen. Kesinlikle. Kesinlikle canım benim. Evet, dinliyorum. Evet, çünkü ben de aynı zamanda çok öğrenci de yetiştiriyorum aynı zamanda ve hani öğrencilerimi yetiştirdiğimde de herkesteki şey oradan başlıyor. İlkokuldan başlıyor veya da liseden başlıyor. Hani çocuk mesela matematik sevmiyor. Sevmemesinin sebebini öğreniyorum. Diyor ki işte hoca bana bu görevi yükledi. Hani zorla yaptırttı. Hani bu aslında zorunlu yaptırmak da işte bazen insanı soğutabiliyor bence hani. Ve hani bu tür olaylara dikkat edilirse ve eğitmenler de bu konulara dikkat ederse yani insan kişi kendi mesleğini sevdiği zaman karşısındakini de sevdirir. Aslında benim mantığım bence Yok. öyledir. Hani ya bir insan bir yaptığı işi çok severek yaparsa hani öğretmenliği bile çok severek yaparsa oradaki o öğrencileri de o mutluluğu aşılar Bravo. gözünü açar Bravo. Bravo. aslında. Benim de şeyim bu. Bravo. Çok doğru diyorsun. En kutsal işlerden biridir öğretmenlik. Dediğin çok doğru. Sevilerek yapıldığında çok güzel sonuçlar ortaya çıkar. Çok güzel çocuklar yetişir diye düşünüyorum. Evet, çok soru var tahmin Evet. ediyorum. Evet. Ben dinliyorum sizin sorularınızı. Aynen. Okan Bey'in bir şeyi var. Hocam sizce Avrupa'da vasıfsız olmak mı yoksa Türkiye'de memur olarak kalmak mı? Tercihinizi ne yaptınız demiş. Ne yapardınız demiş. Pardon hocam. Ya ikisinin de artıları eksileri var tabii birbirine getirdiğin zaman. Şimdi şöyle bir şey var. Yani ben hiçbir zaman ben yani ailem işte bilmem kaç nesildir İstanbul'da. Ben İstanbul'da büyüdüm, doğdum, İstanbul'da yaşıyorum. Şimdi mesela ben hiçbir zaman İstanbul'u terk etmeyi düşünmedim. Ya böyle bir tuhaf bir bağım var benim. Anlatabiliyor muyum? Yani ben böyle Türkiye'den gideyim dışarıda işte kalayım falan. Bunları hiç düşünmedim. Ama bu benim buraya bir bağım. Anlatabiliyor muyum? Yani ben İstanbulluyum. Yani İstanbul ne bileyim mesela iş yerim benim şeyde Taksim'e yakın Gümüşsuyu'nda vapurla evim çift havuzlarda vapurla geçmeyi, o vapurla deniz havası almayı falan seviyorum. Bu Yani çok böyle güzel hocam romantik gerçekten. bir şey. Ben yani bu şeyi bırakamam. İstediklerim desin. İşte İstiklal Caddesi bozuldu, o bozuldu. Ben de farkındayım nasıl bozuldu ama ben bu şehri çok seviyorum. Yani böyle bir şeyim var. Şimdi benim açımdan ben burayı vazgeçmezdim. Şimdi Avrupa'ya veya Batı'ya baktığımızda şöyle bir avantajı yok onun bir kere. Ya hepsi kucaklarını açmış, bizi gelişmiş bir ülkenin vatandaşı gibi gelin bizi kurtarın demiyorlar. Aksine maalesef ki bize karşı farklı ön yargılar içindeler. Bir kısmı tarihten geliyor, bir kısmı ne yazık ki bizlerin kendimizi iyi anlatamamamızdan geliyor. O bakımdan ben Batı'da yaşamanın çok kolay olacağını düşünmüyorum. Yani bana hiçbir zaman Avrupa'da yaşamak, Türkiye'de yaşamaktan daha sempatik gelmedi. Ben ülkemde kalmayı, burada aldıklarımla burada borcumu ödemeyi, yani buradaki insanları daha çok seviyorum. Kızıyorum, ediyorum. Keşke biz de Batılılar gibi olsak. Keşke biz de biraz daha düşünerek hareket etsek. Bu eleştirilerimi yapıyorum. Ne kadar kızsam da ben galiba biraz doğulu ve buralıyım. Böyle düşünüyorum. Açıkçası o Evet. soruya ne kadar cevap oldu bilmiyorum. Yani ben de size o yönden birazcık katılıyorum hani bazı yönleriyle. Mesela gerçekten hani insan hani kötü olan bir şey bile hani böyle gerçekten içinde bir sevgi varsa ona aşıksa yani öyle söyleyeyim. Onu asla içinden atamaz yani bence de hani o düşüncedeyim. Hele o sabahleyin o hani o vapur havasıyla işine giden insanlar falan yani İşinin o stresinden ziyade o havanın o şeyi atmosferini hissettiği zaman o güzelliği içine çektiği zaman hani gerçekten çok güzel oluyor. Evet. Aynen. Bak şey tavsiye ederim. Walk Gezi yani Walk Turizm böyle bir YouTube kanalı var. Sonra bana yaz ben sana yollarım onu. Çok güzel arkadaşlar. Böyle 1,5 saat Amsterdam'da geziyorsun. Adam almış eline kamerayı. Sen aynı yürüdüğünü varsayarak geziyor. Bunun vize versiyonları. İşte Helsinki'de geziyorsun, Paris'te geziyorsun, Roma'da geziyorsun. Tabii evdeyiz ya. Açıyorum ben de bir kısmına gittiğim ülkeler. İşte bakıyorum. Tabii çok medeniler, çok güzel. Yani oralarda dolaşmak, gezmek, oraların çarşısı, pazarı çok güzel. Yani o hiç bir itiraz yok. Ondan sonra dönüyorum İstanbul'da var onların. İstanbul'da geziyorum yine İstanbul'da çekiyor. Yani İstiklal Caddesi'nde gezeyim, Nişantaşı'nda gezeyim, şey yapayım. Yani böyle bir enteresan bir şey var artık biz burası şey olduğunda. Ha tabii ki adamlar daha medeni, daha insani, daha insanı düşünen
işler yapıyorlar. Hani biz Batılıların ileride falanız diye bir tezim yok. Değiliz maalesef ki, farklı açılıyor bana göre. Ama bilmiyorum, ben burayı seviyorum. Böyle bir şey var. İnsanın olduğu doğru yeri daha çeker galiba. Evet, yine sorular var. Ben çok Evet. konuştum. Durdur. Yok, çok güzel Yoksa sohbet bak. ediyorsunuz. Böyle olsa zaten yüz yüze olsak yani bir garanti 3 saat sürecek gibi gözüküyor zaten sorular olmadan. Çünkü sohbetiniz Benim çok güzel seminerler gerçekten. bitiyor, bir şey sırası geliyor, fotoğraf sırası, Aynen. o kalıyor. Ondan herkese sarılma şey, biraz ben de çok canlı şey, böyle içten bir insanım. Öyle olunca evet, benim seminerler bayağı, yani mesela şeyde, Fırat Üniversitesi'nde 9 Eylül'de 3,5 saati süren şeylerim oldu yani. Ama Üç sabahta. gerçekten her şeyden önemlisi hani işinizi sevgiyle yaptığınız için ve bu sevgiyi karşınızdaki insanlara güzel aktarabildiğiniz için. Çünkü hani çoğu insan vardır. Mesela bir atıyorum bir programın yazılımcısı adam kitap yazmıştır. Kitabını anlarsın, şeyini yaparsın. Ama o adam mesela anlattığı zaman anlatamaz. Hani anlatımında sıkıntı olabilir. Ama sizde mesela o yok. Hani sevginizi karşınızda da aktarıyorsunuz. Pozitif enerjinizi herkese aktarıyorsunuz. Hani gerçekten çok güzel Çok oluyor teşekkür yani o ederim. konularda. Ve Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. evet. Sağ. Evet, soruları dinleyelim. Evet, Sefa arkadaşımızın bir sorusu var. Hocam dev yazıcılarla artık temelli inşaatlar yapan robotlar yani yazıcılar üretiliyor. Sizce bu inşaat mühendislerinin sonu olur mu? Bu konu hakkında bilgi verir misiniz? Hayır, niye olmaz? Çünkü o robotların nasıl çalışacağını biz söyleyeceğiz onlara. Yani onları yazılımcılar söyleyemez. Hayır, böyle bir şey yok. Çünkü biliyorsunuz ki bir yapıyı ayakta tutması için bir statik hesaba ihtiyacı vardır. Bizim şu an, sizin şu an aldığınız eğitime ihtiyacı vardır. Hiçbir yazılımcı böyle bir şeyi kurgulayamaz, yapamaz. Onu yapması için ancak inşaat mühendisi olması lazım. Hayır, öyle bir tehlike yok. Ama şu var tabii ki, yazılımların artmasıyla beraber 5 kişinin yapacağı işi diyelim 3 kişi yapacak, 2 kişi yapacak. Ne yazık ki bu var. Ama bu sadece inşaat mühendisliği için değil, tüm meslekler için. Şeyi tavsiye edin, bu Hariri'nin, işte duymuş, Homo Deus, Homo Sapiens yazan kişinin bu 21. yüzyıl için 21 ders diye bir kitabı var. Orada diyor yani 2025'te büyük bir dijital devrim bekleniyor ve bununla beraber de çok insan işe yaramaz hale gelecek. İşe yaramayan, boş duruma düşecek insanlar ve bunların psikolojisi çok sıkıntılı olacak. Böyle bir tehlike var. Evet, yani yapay zeka bir sürü insanı gereksiz duruma düşürecek. Bu tehlike var. Ama bizde de tabii biz de etkileneceğiz doğal olarak. Yani yazılımlar iyidir, hoştur, güzeldir ama sonuçta ya ben size şunu söyleyeyim. 90'da ben Zeka Köyü projesine başladığımda 8 kişilik bir mimari ofis vardı. AutoCAD daha kullanılmıyordu. Yani en azından bizim şantiyemizde kullanılmıyordu. Belki dünyada vardı da. Bilgisayar da sadece bende vardı. İşte DOS'la bir şeyler yapardım. Primavera disketleriyle falan, disket diyorum. Bak, değişik küçük kare bir şeydi. Şimdi ne oldu? 5 yıl içinde AutoCAD yaygınlaştı ve o 8 kişilik ofiste 2 mimar kaldı. Ben onu canlı yaşadım. Yani başka görev verilmedi. Sahaya alındı bir kısmı falan. Bir kısmı ayrıldı, evlendi, şu oldu, bu oldu. Ama artık 8 kişiye ihtiyaç duymuyordu. Ve o 8 kişi işin başında oradayken işin en canlı döneminde 2 mimar AutoCAD'le yapıyordu. Ya yani bu maalesef tabii böyle bir durum var. Evet. Ama dediğim gibi bunu inşaat mühendisliği bazında düşünmeyelim. Doktorlar için de geçen ne yapıyorlar? Şimdi götürüyorsunuz şeylerinizi ve hemen size diyor ki işte kan tahlili bilmem ne, MR şu bu. İyi güzel. Makineler bakıyor ona, tak diye veriyor sonucu. Referans aralığına bakıyor. Referans aralığına bakıyor. İşte yani siz içindeyseniz zaten sorununuz yok. Dışındaysanız aslında bir algoritmayı çalıştırıyor kafasına. İşte eksi ise şu ilacı var, artı ise bu ilacı var. Bunu bir şey de yapabilir. Siz söyleyin. Şu Yani, anki doktorluğu yapay zekada çok rahat yapabilir. Zaten evet. bu beklenen bir şey. Bizden çok asıl onların durumu sıkıntılı. Ama mesela böyle bir salgında fedakarca hangi robot çalışabilir? Değil mi? Bir de işin o tarafı var. Yani insanı yok edemeyiz yapay zeka. Yapay zeka ile ilgili Hariri'nin kitabında şu var, çok doğru. Diyor ki evet, yapay zeka çok tehlikeleri vardır. Dedim ki, çok uzatmak istemiyorum, başlı başına bir konu. Fakat bir yere kadar sınırlıdır. Yapay bilince ulaşamaz. O da şudur diyor. Mesela bu akşam ben film seyretmek istiyorum. Sizle sohbetim bittikten sonra. Netflix'i açıyorum. Netflix benim artık bütün davranışlarımı biliyor, değil mi? Hepiniz, siz de biliyor. Spotify mesela daha da güzel biliyor bunu. Aynen. Ha diyor, sen şunu seyrettin, bunu seyrettin. Sen bunu seyret,
Bu sana iyi gelecek. Güzel. Bakın yapay zeka benim kararı verdi. Artık ben sizlere, arkadaşlarıma sormuyorum, eşime sormuyorum. Mesela ilerleyen dönemi söylüyorum. Ben Netflix çok da dinlemem de. Neyse. Ama Yani. Spotify'ın şey, tavsiyelerini dinlerim. O daha şey. Yani Google Bir gibi yapay bir şey zeka var deneyimsin. aslında mantık olarak. Hani Google'la da mesela reklam çıkarken ilk önce kişinin yaşına ve girdiği sitelere falan Evet. bakarak, Evet. onlardan etkilenerek Evet. şey Evet. ürünler çıkartıyor. Evet. İşte Dikkat ben çekecek şeyler. senle bana Google aynı sitelere girelim, aynı şeyleri göster. Çünkü ben 54 yaşındayım, sen 20 yaşındasın. Evet. Senin 20 yaşında bir genç erkek olarak, benim 54 yaşında orta yaş bir erkek olarak nereye ilgi duyacağımı düşünür falan. Ha, şu sözümü tamamlayayım. Evet, yapay zeka benim seyrettiğim filme karar verdi. Ama ben birden dedim ki, ya ben film seyretmek istemiyorum. Ben kitap okumak istiyorum. Ya da işte bir telefon geldi, bir şey canım sıkıldı. Vazgeçtim film seyretmekten. Hadi bakalım ne oldu yapay zeka? O bilinç işte. Oraya ulaşamaz. Yani sizin içinizde bir şeyler var ya, düşündüğünüz, şey yaptığınız, buraya hiçbir zeka ulaşamayacak. Şu anda mesela Cem Bey saçmalı deyip bir, iki kişi kalktı gitti bir şey. Yapamaz bunu. Bunun yapay zeka ile ilgisi yok. Veyahut da üç arkadaşına hadi gelin gelin burada bir adam çok güzel konuşuyor. Siz de dinleyin dedi falan. Bunların yapay zeka ile şeyi yok. Bu bir artık bilinçle ilgili. Buraya ulaşamayacaklar. Anlatabiliyor muyum? Ya Harari'nin dediği. Ben de onun kitabının yalancısıyım. Ama doğrusu bu. O bakımdan yani yapay zeka ile ilgili evet çok korkunç şeyler olabilir. Ama yapay bilince ulaşamayacaklar. Evet, devam edelim. Evet. Bir arkadaşımız yazmış ama şey diyor, hocam ilerleyen süreçte süreç içerisinde inşaat sektörünün önünü göremiyoruz. Bu yüzden ben de bir mimar adayı olarak inşaat sektörü dışında yönebileceğim dallar nelerdir? Teşekkür ederim demiş. Çok basit, hemen söyleyeyim. IT yani yakın geleceğin en önemli alanlarından biri. Bugün valla oğlum bilgisayar mühendisi, biraz da tabii onundan dolayı da bu sektörlerin içindeyim. Aradıkları insanları bulamıyorlar. Yani çok az insan var. Bugün bir şey vardı ya, haber vardı, hatta eşim de ona yollamış. Kaç bin tane yazılımcıya ihtiyaç var ve bunların eğitimi yapılacak, bu kadar insan aranıyor diye söyledi bu yeni dünyada. Ben IT derim. İkinci konuda şunu söylerim. Her yerde bunu söylerim. İşin işletme boyutunu öğrenmeye çalışın. Yani biraz ekonomiyle iç içe girin. Ama seviyorsanız, sevmiyorsanız zorlamaya gerek yok. İşin para boyutu her zaman önemlidir. Çünkü şimdi evet belki başka para modelleri konuşuluyor ama para yine yok olmayacak bir şey. Evet. Yani paranın işletme, paranın kullanılması, finansman, bu dallara bir şey olmayacak ama tabii bu dallarda daha yoğun insansız var. Ama IT genç bir sektör. Ben IT üzerine eğilmenizi öneririm. Ayrıca inşaat mühendisi olarak da eğilebilirsiniz. Çünkü o mühendislik temeli zaten çok kuvvetli. Ki IT'ci bir sürü insan bilirsiniz, matematik mühendisidir mesela. O bakımdan yani direkt IT'ye benim çok arkadaşım kaymıştır. Kesinlikle IT üzerine kafa yor derim. Yani neyle kendini şey yapıyorsa oradan da ilerledim. Evet. Evet, Cihan Bey'in bir sorusu var. Cem Bey, ulaştırma alanında ilerlemek istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de durum nasıldır demiş. Teşekkürler. Çok doğru bir sektör. Çok doğru bir sektör. Şimdi bak, ulaştırma ile ilgili sana ne anlatacağım. Şimdi dünyanın yeni pazarı, virüsü boş verelim şimdi. Yani virüs sonrası bir sürü şey değişecektir falan ama biz virüs yokmuş gibi konuşuyorum şu anda. Yeni pazarı Afrika'dır. Neden Afrika'dır? Çünkü Afrika'da işlenmemiş, çözülmemiş bir takım madenler ve kaynaklar var. Şimdi tüm dünyanın gözü orada. Hatta bir dönem bir şey vardı. Doğrudur yanlıştır. İşte Obama'nın biliyorsunuz Afrika kökenli olması, yani Amerika'nın Afrika ilişkilerini geliştirmek için böyle bir siyahi bir Afrika kökenli başkan seçti falan kadar iş uzadı. Buraları ayrı konu. Ama Afrika şu anda herkesin ağzına sulandı. Bizim Türk inşaat sektöründe sadece inşaat olarak bakmayın bir şey. Şimdi bakın, bir yerlerde bir maden kaynak varsa bunları ilk önce denize taşımak lazım. Bu da nasıl olacak? Bu da yol projeleri, ulaştırma projeleri olacak. Ve zaten bu yeni bir şey değil, anlattığım son 10 yılın işi. Ve dikkat edin, Kuzey Afrika'da, Cezayir, Tunus, Fas'ta çok ciddi yol projeleri var ve buralarda da işte Doğuş İnşaat'ta, Özgür İnşaat'ta, Türkiye'de çok firmalar orada iş yapıyor. Neden orada yol var da işte diye Venezuela'da yok? Neden? Çünkü o yollar
Akdeniz'e taşıyor oradaki kaynakları. Ya bunlar tabii demiryolu da var, karayolu da var. Şu anda mesela hala aktif çalışan çok büyük proje söyleyeceğim yapım merkezinin. Tanzanya'daki demiryolu projesi. Kilometresini unuttum ama çok uzun. Niye bugün Tanzanya demiryolu? Çünkü o kaynakları, o madenleri denize taşımak istiyorlar. Batılıların şeysi bu. Bizim Anadolu'daki demiryolu hikayesinin de arkasında vardı. Kapitülasyondan olduğu zaman, Osmanlı'nın sıkıntıya ulaştığı zaman Osmanlı'nın o Anadolu'daki kaynakları daha rahat denize, daha rahat batıya alalım diye Fransızlar o bütün demiryollarını yapımına, tabii bu demiryolu sadece Türkler için değil, Bağdat'tan gelip Avrupa'ya gider. Bağdat'taki bir takım verimli kaynakları almak üzerine kurulmuştur. Bu bakımdan her zaman zaten şeydir, hani kapitalizmin ilk gelişi demiryoluyla, trenin bulunmasıyla ortaya çıkmıştır diyeyim. Çünkü şeylerin, hani fakir ülkelerin elindeki kaynakların zengin ülkelere taşınması. Bakın, ulaştırma çok önemli. Türkiye'de de ben hep bunu söylüyorum, Kıbrıs'tan sonra tabii daha şey oldu. İki tane inşaat sektöründe alan öne çıkacak. Biri sağlık yapıları, biri de ulaştırma. Ki şu anda Anadolu'da çok ulaşamadığımız noktalar var ve buraları hızlı trenler yapılıyor, tramvaylar yapılıyor, duble yollar yapılıyor. Ama artık tren projeleri, demiryolu projeleri de çok arttı. Son derece doğru bir seçim ulaştırma şeysi. Hastane olayı, bu kadar ihtiyaç var mı yok mu tartışılır. Biraz sağlıktan çok güzel para kazanıyor. Dünya üzerinde böyle bir Evet. sağlık lobisi var. Sokuyorlar aleti. Hani var ya şey, okulların önünde fotokopiciler vardı. Bir makine alır, Evet. bir basar. Bizi de öyle sokuyor makineye. Sok çıkar, sok çıkar. Adam ölüm döşeğindekini bile bir makineye sokuyor orada. Oradan para alıyor falan. Yani bu işte artık suyunu çıkaralım. Tahmin ediyorum tüm dünyada böyle. O bakımdan sürekli hastane yapılıyor. Tabii biz kızıyorduk. Niye yapıyorsunuz bu kadar hastane falan derken böyle bir virüs çıkıverdi ortaya falan. Ve ilginç bir şey. Ama sağlık sektörü de bence hep canlılığını koruyacak. Böyle. Evet. Yayınla ilgili de şu anda süremiz kısıtlı. Ben hızlıca bir arkadaşımızın bir tane sorusu var. Lütfen cevaplanmayan sorular hakkında da diğer açacağımız videoda yazabilirseniz arkadaşlar seviniriz. Hilal arkadaşımızın bir sorusu var hocam. Sayın Cem Kafadar, diğer ülkedeki inşaat mühendisleri eğitimleriyle ülkemizdeki eğitimi karşılaştırma fırsatı buldunuz mu? Bu konuda kendimizi geliştirmemiz dışında kafamızdaki inşaat mühendisi eğitimi planı nasıl olmalı demiş. Şimdi şöyle, tabii onu bulamadım. Yani ben dediğim gibi İstanbul'da eğitimimi gördüm. Yüksek lisansım bile yok benim. Maalesef böyle bir uluslararası bir şeyim olmadı, eğitim aldım. Yalnız ben şunu gördüm. O arkadaşıma belki yeterli cevap olabilir. İnsan kaynakları işi yaptım ve yabancı firmalara çalıştığım dönemler oldu. İşte Orta Doğu ile ve daha çok işte Türkiye Cumhuriyetleri. Oralarda hele ki bu King Abdullah projesi, KAP projesine, Suudi Arabistan'da çok ciddi şehir yapıyorlar, yani parça parça. Kaç, 7-8 seneden beri proje vardır. Bir İtalyan firma ile çalışıyordum, İtal Consult diye. Oraya işte proje yönetici, proje müdürleri temin ediyorlardı. Orada bana şunu söylediler. Türk istiyoruz. Biz özellikle Türk istiyoruz. Portekiz'e de gittiler. Hayır, değil. Şimdi tabii Arap coğrafyasında Türklerin hem dini hem tarihsel yakınlığıyla Türkler tercih ediliyor. Ama Türkler sadece tercih edilmiyor. Ben tabii mühendisler ve işçiler açısından söylüyorum. Çok da başarılı bulunuyor. Yani Çinlilerle, Hindistanlılarla mukayese edildiğinde, hani batılı bir firmanın bana anlattıklarıyla biz Türkleri tercih ederiz. Türkler, yani bizim tabii böyle çabuk adapte olmamız, hızlı problemlere yaklaşmamız, esnek olmamız, bunlar ciddi avantajlar. Hintlerin tercih edilme nedeni ucuz olmaları. Ve tabii İngiliz şeyinden gelen bir matematik altyapılarının olması. Yani insan biliyorsun çok IT'ci, yazılımcı vardır. Çünkü çok iyi bir matematik eğitimi alıyorlar. Mesela bunu soruyorsanız, evet, Hindistan'da böyle bir şey var, damar var yani. Orada çok iyi bir matematik eğitimi ve IT'ci yetişiyor. Böyle bir şey var. Ama ben açıkçası, yani tüm şeylerde, özellikle Arap coğrafyasında, ki bakın şeyi de söyleyebilirim. Kazakistan'da yaptığımız çalışmalarda da Rus mühendislerdense Türk mühendislerin tercih edildiğini, Özbekistan'daki çalışmada bunları çok rahat söyledim. O zaman da rahatlıkla şunu söylüyorum. Demek ki bizim eğitimimiz kötü değil.
En azından bu dünya ülkelerinde iş yapacak kadar. Ha belki bir Hollanda'daki projede bizi tercih ederler etmezler bilmiyorum. Ama ben bakın arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu aldığınız altyapının üstünü bir şekilde doldurabilirsiniz. Bir de şu var bakın işte Ukrayna'da, Türkiye Cumhuriyetleri, Azerbaycan buralarda o kadar uyduruk üniversiteler var ki. Yani bunlar üniversite falan değil buralardan inşaat mühendisi çıkıyor gibi. Bu bakımdan ben çok kötümser değilim ama sizi çok iyi anlıyorum. Çünkü aynı yıllarda benim de çok tedirginliklerim vardı. Hele işaretine gelince biraz daha hayal kırıklıklarımız olacak. Bunları hepimiz yaşadık. Bakın böyle düşündüm. Mesela geçen bir astronotla konuşuyorlar. Bu dönemde ne yapabilirsiniz? Siz 300 gün uzayda yalnız kaldınız. Şunu düşünün diyor. Bu geçecek. İşte o zaman da o astronotun dediğini düşünün. Bu da geçecek. O zaman küçücük bir hikaye anlatayım. Biraz Evet. şey uzatacağım ama. Böyle bir Yani. Çin'de bir kral var. Bütün dertlere deva bir şey arıyor. İlaç arıyor. Herkes geliyor işte ilaç söylüyor falan. Yani kimse şey yapamıyor. Bir tane ufak tefek bir adam geliyor. Elinde küçücük bir kağıt var katlanmış. Diyor ki bu diyor her şeyin ilacı diyor. Ya deli misin falan. Ben de göstereceğim kralı. Bir imparatoru neyse bir izin verin falan. Giriyor imparatorun yanına. Buyurun diyor kağıdı veriyor. Kağıtta şu yazıyor. Bu da geçer. Her şeyin ilacıdır bu. Bu da geçer. Biz yani bu böyle bir şey. Hepsi de geçiyor yani. Hiçbiri de Evet. öyle kalmıyor. Bizim hiç sıkıntımız var. Bu da yani şu virüs de öyle. Sizin meslekte şey, bir bakmışsınız 3 yıllık olmuşsunuz. O bir yerlere bir şeylere gelmiş. Hepsi olacak bundan ama şu an sanki hiç olmayacak gibi gelir. Ve böyle yani. Ve Evet. ben yemekte olsam işte çözüyorum yani. Oğlumun işte Evet. bilmem 28 yaşında. Ama hayat böyle bir şey. Mühim olan onu doğru şeyler yaparak geçirmek. İstediğiniz şeyleri yaparak geçirmek. Evet yine uzatmadan kesiyorum. Evet. Cem Bey, isterseniz yayını kapatıp açalım. Şey anda Instagram'da bir yayın saat sınırı var. Öyle, Ha tabii. öyle yapalım. Ondan Siz beni sonrasında çıkarın. Siz beni çıkarın. Tekrar geleceğim ben. Doğru mu ben şimdi anladım? yayını kapatacağım komple. Zaten kapanmış olacak. Ondan sonra ben tekrardan yayını açacağım. Ondan sonra hemen girersiniz. Öyle yaparız. Tamam. 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 Teşekkür Öyle ederim. toparlamış Tamam. oluruz. Hadi Gerçekten çok görüşürüz. teşekkür Bay ederim. bay. Sağ ol. Sağ ol.